Üslü nicelikler. Bu videomuzda üslü nicelik nedir ve üslü nicelikler nasıl hesaplanır onu konuşacağız. Öncelikle üslü nicelik nedir? Aynı sayıların yan yana çarpımlarının kısa yazım biçimidir. Ne demek istedik burada? Şimdi ona bakalım. Yan yana aynı sayıları çarpmaya başlayalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'nin yan yana çarpımı matematikçiler bunu öyle bir yazım uyduralım ki biz baktığımızda 5 tane 2'nin yan yana çarpımı olduğunu anlayalım. Böyle bir şey uydurmanın peşine düşmüşler. Ve bunun sonucunda üstün nicelikler konusunu çıkartmışlardır. Burada kaç tane iki yan yana çarpılıyor? 5 tane. Yan yana çarpılan şeyi aşağıya yazıp kaç defa çarpıldığını ise yukarıya yazmışlardır. Ve bu gördüğümüz yazım bir üslü niceliktir. Üstü nicelik başka bir üstü nicelik yazalım. 3 üzeri 4. Bunun üstündeki 4 3'ün o alttaki 3'ün kaç defa yan yana çarpılacağıdır. Ne söyler? Alttaki zaten yan yana çarpılacak olan sayımızdır. 3 üzeri 4'ü hesaplayacak olursak 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 3 kere 3 9'dur. 9 kere 3 27'dir. 27 ile de 3'ü çarparsak 81 eder. 3 üzeri 4 üssün niceliğinin sonucu 81'dir. Başka üsün nicelikler yazalım. 5 üzeri 2 3 üzeri 3 4 üzeri 1 2 üzeri 4 1 üzeri 6 8 üzeri 1 Bu üstlü niceliklere baktığımızda Bize ne anlatmak istediklerini anlamalıyız Üste 2 yazıyor Alttaki 5'i 2 defa çarpacağız 5 çarpı 5 Sonucumuz 25'tir Üste 3 görüyoruz Alttaki 3'ü 3 üç defa çarpacağız 3 çarpı 3 çarpı 3 3 kere 3 9 9 kere 3 27'dir 4 üzeri 1 bu bir alttakini kaç defa yan yana çarpacağımızı söylüyor. Bir kez. 4 üzeri 1, 4'tür. Her sayının bir üssü kendisidir. 2 üzeri 4'e gelirsek, 4 bize 2'nin kaç defa yan yana çarpılacağını söyler. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16'dır. 1 üzeri 6, 1'i 6 defa yan yana çarpacağız. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. 1'i bir. kaç defa yan yana çarparsak çarpalım? 1 çıkar. 1 sayısı özel bir sayıdır. Ha kaç defa yan yana çarparsak çarpalım? Yine 1 çıkar. 8 üzeri 1. 8'i 1 kez çarpacağız. Yani 8. Çarpacak ikinci bir sayımız yok. Bu şekilde üstlü niceliklerimizi hesaplamış olduk. Şimdi yan yana çarpım durumunda verilmiştir. Üstlü nicelik haline getirelim. 7 çarpı 7 çarpı 7 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 2 çarpı 2 çarpı 2. 11 çarpı 11. Bunları üstün nicelik haline getirecek olursak. İki türlü hesaplamayı da çok iyi yapmalıyız gerektiğinde üstün niceliği hesaplamayı, gerektiğinde de yan yana çarpım durumundaki aynı sayıları üstün nicelik haline getirmeyi. 7 çarpı 7 çarpı 7. 3 tane 7 çarpılmış. 7 üzeri 3. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 4 tane 3 çarpılmış. 3 üzeri 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 üzeri 6. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 üzeri 3. 11 çarpı 11, 11 üzeri 2. Üstü niceliklerdeki 5 üzeri 7'yi ele alalım mesela. Buradaki alttaki sayıya 5'e taban denir. Üstteki sayıya 7'ye üst veya kuvvet denir. Bunu da bilmeliyiz. Bu üslü sayıdaki üst kaçtır derlerse 7. Bu üslü sayıdaki taban kaçtır derlerse o da 5'tir. Birkaç örnek soru yapalım şimdi. 3 üzeri 4 eksi 5 üzeri 2 kaçtır? 1 üzeri 4 artı 2 üzeri 3 eksi 3 üzeri 2 kaçtır? Bunları hesaplayacak olursak 3 üzeri 4 3'ü yan yana 4 defa çarpacağız. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Hesaplayalım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 ile de 3'ü çarparsak 81. Bu 81 etti. 5'in karesine gelirsek 5 çarpı 5 25. 81'den 25 çıkartırsak sonucumuzu 56 olarak buluruz. 1 üzeri 4 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 4 tane 1'i çarparsak 1 eder. Burası 1. 2'nin 3. üssü 2 çarpı 2 çarpı 2 8 3'ün 2. üssü 3 çarpı 3 9 1 ile 8'i toplarsak 9 eder. 9'dan da 9'u çıkartırsak 0 sonucunu buluruz. Üslü niceliklerle ilgili bu videomuzun noktalamadan önce son kez tekrar edecek olursak. Üslü nicelik aynı sayıların yan yana çarpımlarının kısa yazımıdır. Bize aynı sayıları yan yana çarpma durumunda verip üslü nicelik haline getir dediğinde getirebilmeliyiz. Bize üslü nicelik verdiğinde hesapla dediğinde de yan yana aynı sayıları çarparak hesaplamayı başarabilmeliyiz. Şimdilik bizim üstün niceliklerle ilgili bilmemiz gerekenler bu kadardır. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.